Selin yeni bölümünden. Herkese merhaba beybiler. Evet, geçen bölümde Mila'yı yolmuştuk. Hepimizin şöyle içi bir rahat etti. Ee, ama evet, şu anda gördüğünüz gibi de kızımız birazcık karışık duygular içerisinde. Öfke, nefret, pişmanlık yani bunu kendine yakıştıramaması falan filan da var. Neyse, hadi bakalım videoya başlayalım. Şöyle iş saatimizi bir kontrol edelim. Daha varmış... Bu kızın bir banyo falan ihtiyacı var. Ama çok da acelesi yok. Ee, ama biz gelmişken banyo yapalım diyecektim. Hiç eve girme tatlım. Hiç eve girme. Buradan su çekmen gerekiyor. Evde su bitmiş. <laughs> Az kaldı be. Bu günler de bitecek. Evimize suyla elektriğimizi de bağlatacağız. Bunu belirli olarak da kol gibi faturamız gelecek. Şu anda faturamız geldi. Ee, şimdi evet eve git ve tabi bulaşık falan varsa onları da yıkayamayacağız haliyle. Önce şöyle bir içerisini topla söylemiştim bulaşık varsa yıkayamayacağız diye. Evet böyle. Şimdi bulaşıklarımızı da yıkalım. Bu arada geçen bölümde aynı zamanda evimize de şöyle birazcık çekip düzen vermiştik. biraz birkaç tane yeni mobilya falan aldık. Ee, güzel oldu. Evet şöyle Yeni mobilyamız, eşyalarımız falan da var. Artık güzel koltuklarımız. Evet o yırtık eski püskü koltuklardan kurtulduk. Şimdi sen bir tuvaletini yap da ondan sonra bir yemek hazırlayalım. Evet şimdi bir yemek falan hazırlayalım. Karnı acıktı. Ee, onu da bir aradan çıkartalım. Aa, dolapta bir şeyler varsa onlardan tüketelim. Hiç gerek yok yani. Aman varken yenisini yapalım ziyan mı olsun? Biz ne günlerden geçtik be. Çilek yiyerek yani karnımızı doyurduğumuz o günler. Burada sadece salata tüketerek karnımızı doyurduğumuz günler vardı. Şimdi öyle eski yiyecekleri yememeyiz, yemem, konuşamadım. Yememezlik yapamayız haliyle. Hmm. Sen ne alemdesin tatlım? Senin eğlencen falan gitmiş. Ondan sonra sen de bir kirliymiş. Uykum var. Sen git uyu ya. Evet çocuğum sen git uyu. Sen de banyonu yap. Ondan sonra uyursun herhalde. Kim var ya? Kim? Neyse cevap verelim şunu diyelim. bunlar ee, da bizden tavsiye istiyor. Bizim derdimiz bize yetmiş. Sen bizden tavsiye istiyorsunuz. Bu arada artık Liz bizden elini ayağını çekti. Yani uzun zamandır Liz bize gelmiyor. Gerçi geldi geldi kızı sürekli bıraktık evde. Çocuk bakmaya da <laughs> işe falan gittik. Belki de yoğun hayatımızdan dolayıdır. Ama Liz bu aralar hiç e, eskiden çok sık geliyordu. Gerçi çocuk çocuk evlat edindi. Onun da işte başı işi başından aşmış. Ne yapsın. Evet şimdi e, sen de bir üstünü değiş. Saat kaçmış e, daha var. Hemen birazcık gidelim bakalım e, Charlie amca ne alemde ona birazcık yardım edelim. Şöyle bize birkaç Smail'in <laughs> ateşlisin işlerini yapalım da. Geçen sefer 500 vermiş sanırım bu sefer 100 verir. Öyle yap yaptırırız yani. Her seferinde 500-500 olmaz. Ee, hemen şuradan ahır temizleyelim. Sonra da gidip tabii ki e, tavukların kümesini temizleriz. Aa bunlar kuluçkaya mı yaptılar acaba? Allah Allah. Neyse e, şimdi onların yumurtalarını alsak mı emin olamadım. Ee, yani bir kümesini falan temizleriz, yem veririz, ee, yumurtalarını almayalım. Belki de civciv çıkar. Ay güzel olur. Hadi bakalım. Çalışkan kızımız şimdi hemen e, ahırı temizledi ve sonrasında da fıtı fıtı hemen gitsin ve şey temizlesin tavuklarla da ilgilensin ondan sonra yemek falan yaparız tabi her seferinde geldiğimizde e, amcanın yemeğini de pişiriyoruz taze taze bırakıyoruz ki hani böyle uğraşmasın yemekle yaşlı adam falan güzel ve sağlıklı beslensin çünkü önemli adamcağız yaşlı Sağlıklı beslenmesi o yaşta önemli bu amcanın. O yüzden de ona her gün taze yemek hazırlıyoruz. Evet tavukların da e, de işte pisliğini temizledik. Hadi çabuk ol birazcık. Çabuk 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 bekleyemem seni. Haydi hızlan. Haydi Sofi haydi. Geri gelsin. Evet tamam geldi. Şimdi aşkım bir de sen bunlara bir yemek var. Bir yem var şunlara. Evet sonra çağır gelsinler yemek yesinler zaten akşam oldu hepsi e, kümeslerine girdiler bile havada karardı. Hemen şimdi şuradan e, yemeğini de hazırlayalım. Heve dinliyorum yapsak bu sefer tek e, porsiyonluk. Yani bence öyle yapalım çünkü zaten e, e, dün geldik yemeğini yaptık. Adamcağız tek başına o kadar yemeği yiyemez ki. Ben bugün bayağı şeyim he. Böyle duyar kasıyorum çok tutucu falan böyle. Yemekler ziyan olmasın falan gibi bir düşüncelerdeyim. Yani sims dünyasında bile bu şekildeyim. Ama gerçekten ben yiyeceklerin ziyan olmasına çok üzülüyorum. Yani gerçekten ona e, ihtiyaç duyan canlılar oluyor. Yani gerek sokak hayvanları olsun bazı e, insanlar olsun. Öyle düşünüyorum üzülüyorum yemekler ziyan olduğu zaman evet çaylamca yine geldi bize durdurmak için durmayacağız çaylamca biz yapacağız bu yemeği yapacağız çok ısrarlıyız Ve ee, senin için yaptık bunu yani hadi gel ama sakın yeme Sofi'nin bir de böyle bir huyu var yani e, tek porsiyon yapınca <laughs> oturuyor kendi ya hayır sen şimdi e, onu al ve dolaba koy bence hadi bakalım Sen şimdi bunu al ve dolaba koy. Olamadı. Charlie amca da gelsin bize bir para versin ya. Uy uyudu. <laughs> kalk kalk. Bize bir yüz elini ateşle. Evet. Yemeğini de yaptık Charlie amca. Evin zaten temiz. Hani bu konuda hiçbir şey yapmadık. Ee, yani. Artık. Gelsin bir şey desin. Aa eline sağlık kızım. Al bakalım bu da senin emeğinin karşılığı. Ay Çarlı amca çok teşekkür ederim. <laughs> Beğendi parayı. Patım daha fazla verdiği zamanlar da oldu. Hadi bakalım sen şimdi onu dolaba koy. Ondan sonra da hava zaten yeterince karardı. Geç oldu. Sen de artık evine git Sophie. Senin de evde artık çoluğun çocuğun bekliyor. Yani sen de bir gitsin. Koydun mu? Evet. Ay sağ ol kızım. Senin hakkında nasıl ödeyeceğiz? Gerçekten. Yani çok da lezzetli yemekler yapıyorsun. Elin de lezzetli. <laughs> falan diye böyle. Ee, Charlie amca işte bize teşekkür ediyor. Ne demek Charlie amca? Yine görüşürüz. Ben yarın yine geleceğim. Hadi bakalım. Kendine dikkat et falan dedi. Ve hadi bakalım. Çok yorgun. Sophie'ye bak artık. O kadar yorgun ki. Hayat bu kızı çok yordu be. Yani böyle yürüyüşü falan, gencecik yaşında kamburu çıktı. Ama o da haklı şimdi. Gündüz başka işe gidiyor, oradan çıkıyor başka işe geliyor. Böyle yani. Ve evet, evimize geldik. Bizim burada nedense kar çok daha yoğun yani. Tepede kalıyor herhalde. Ee, şimdi çocuğumun canı sıkılmış. Sen otur çocuğum. Oyuncağınla falan oyna. E, ee, Sophie neredesin? Sophie'nin uykusu gelmiş. O uyuyacakmış. Yani çok haklı zaten. <laughs> gel Sophie'cim gel uyusan yatağına kırmızı olmuş artık. İnşallah yollarda falan uyuyakalmazsın. Şurasında sen mopla ya. Ha, Walter kalk bir işe yara. Şuraya bir mopatı atıver. Ee, Oyunu oyna nereye kadar? Her şey neden beklemek olmaz? Burasını temizletemiyorum. Temizletseydin tezgahın üstünde temizlerdim. Ve evet. E, orasına burasına koşturmaktan bizim evimizi bok götürüyor. <laughs> Fareler basacak yine evimizi. Neyse ki Sofi temizliyor. Bu arada faturamız gelmişti. Hazır paramız varken annemizin akınına gidelim faturamızı ödeyelim. Yoksa bir de eve haciz falan uğraşamayız. Zaten bir kere geldi. Tam Toparlamıştık kendimize. Geldi bir haciz bütün eşyalarımızı aldı. En önemlisi yerdeki halıyı aldı. Ona çok para vermişti. <laughs> o yüzden şimdi efendi gibi gideceğiz ve faturamızı ödeceğiz. Evet her yeri şöyle. Derinlemesine temizliyoruz Sofi'cim. Aferin kızım Hadi bakalım şimdi. Geciktirmeden koş ve faturanı öde. Aa tuvalet gelmiş. Tamam sonrasında seni tuvalete de göndereceğim. Evet. Paramız olduğu için artık faturamızı hemen ödeyebiliyoruz. Şimdi karnı falan acıktı. Evet yemeğini ye. Ondan sonra ne kaldı? Bir tuvaletin gelmiş senin. Tabi bu da yıka. Ne oldu kız? Yerim mi diyecektim. Neyse varmış. Ee, şey bulaşını yıka ondan sonra tuvalete git muhtemelen iş saatin falan gelecek sen bugün işe gitmeyecek misin Hı? hadi bakalım ya elimizde yavaş yavaş toparlanmaya başladı yani böyle çok e, dekoratif değil mesela evin dışına hiç bakmadık evet evin içine bir tık baktık falan ama evin dışında yapılacak çok şey var mesela işte duvarlar e, sonra şu verandayı falan bir toparlayalım ama iş saatin gelmiş Sofi hemen işe gitmen lazım hadi bakalım çalışkan kızım benim aferin sana senin okulun yok mu çocuğum He, yatıyorsun orada yokmuş Evet, bu hala uyuyor. Hızlandıralım şu. 98 simelim. Bu aralar neden bize bu kadar az para veriyorlar? Bakcinde de gittik. Neden böyle? Şey var ya, şu görevler var ya. Büyük ihtimal onları yapmadığım için e, bu kadar az para veriyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Çarlı amcanın yine gideriz ve çarlamca e, bize zaten parayı veriyor. Yani bugün de bir yüz simelim varsa. 198 simeli para kazanmış olacağız bir günde. Fena değil. Ee, aa burası temizmiş. Tamam dün temizlemiştik zaten. Şurada kuşlara yem vermek. Aa burada değildi o. Ee, bir tane paket gelmişti ya. Onda kuş besleme de var ama o bu değil. Neyse kendi evimizi güzelleştirirken ona koyarız. Şimdi gelelim Charlie birazcık sohbet edelim. Ee, yani çok üzgün görünüyorsun falan desin bize hani neyin var desin o da anlatsın yani işte eski kocam ve karısına ilgili bazı sıkıntılar yaşadım falan e, ee, kendim engel olamadım onu paraladım falan desin <laughs> anlatsın işte hikayesini zaten az çok e, şey biliyor Charlie amca bu kızcağızımızın işte boşandığını kocasının onun evden attığını e, derme çatma bir evde çocuğunu büyütmeye çalıştığını falan bu hikayeyi biliyor Ama en son olan işte üvey ana muhabbetinden falan bahsetsin Diyorsun üzülme kızım desin bak ben yanındayım desin Bir şey olduğunda gel Charlie amcana e, Danış ben sana yardımcı olurum sana arka çıkarım falan desin Aa, Charlie amca çok teşekkür ederim dedi o da Evet işte böyle de insanlar da var demek ki neymiş aslında sanırım gerçek hayatta bilemiyorum dünya gerçekten o kadar kötü bir yer oldu ki yani insanlar daha çok kötü kimseye güven kalmadı yani garip şimdi ee, hadi bakalım e, o zaman tavuklarla ilgilen madem ki ahır temizmiş evet tavukların kümesini temizleyelim kız ne yaptın yoruyu niye attın ne alacaksın oradan? Ha yemlerini verdin de çöpü niye yere attın? Çağır tabii. Hadi. hadi bakalım gelin yemek zamanı. Rızık zamanı bebeğim. <laughs> Haydi gelin bakalım tavuklar. Bayağı da tavuğumuz var ya harika. Yalnız kızcağızım. O şeyi e, pislikleri yerden sevinirim öyle olmaz. Öyle. Mm -mm. Hadi. Ne yapacaksın onları bekleyecek misin orada? Hadi kız. İlla her şeyi bekliyorsun ya. İlla ben senin arkanı temizleyeceğim yani. Topla bakalım şunları. Evet. Teşekkürler. Aa şey gelmiş. Ay Charlie amcanın torunu gelmiş. Henry. Şey. Ee, ne genç diye geldi böyle dedesinin yanına falan. E, ee, onların da böyleymiş aralarındaki iletişim. Ne yakışıklı falan diye hitap ediyormuş Şahli amcaya. Öyle ee, şey birazcık hani çatlak bir torun falan. Ondan sonra ev mis gibi olmuş. Hala Sofi burada mı falan hani evet diyor geliyor benim işlerim falan görüyor kızcağız sağ olsun. Ondan çok memnun diyor. Yani başında bir sürü dert var. Ee, aslında ona da birazcık yardımcı olmak istiyorum falan diyor. Merak etme de Ne gerekiyorsa hallederiz. Yani bilmiyorum benim de bir yardımım dokunursa ben de yardımcı olurum falan diyor böyle Henry. Ama diyor lütfen diyor evlenme falan ben de isteme diyor. Ama diyor her konuda diyor hani biliyorsun ki seni asla kırmam dedeciğim dedi. Evet Henry galiba şeye karşı evledi. Mis gibi kokuyor dedi. Şimdi Sophie'le de gitsin ve Henry'e desin ki şey Hoş geldin Henry nasılsın nasıl gidiyor falan desin so, so. Merhaba Henry nasılsın bakalım Nasıl gidiyor işler bayağıdır gelmiyordun hani nerelerdesin ya görünmüyordun hiç i̇şte Ne yapayım iş güç ya klinikte işler bayağı da. o yüzden falan desin Ondan sonra sen hayırdır desin birazcık üzgün gördüm seni durgun gördüm falan Şimdi ona da anlatsın. Ondan sonra bu arada da birazcık flört etsinler. Yani böyle aralarında bir şeyler olsun. Hani birazcık böyle flörtöz bir yak. Bak hemen Henry'nin modu değişti. Hemen flörtüye geçiş yaptı. Olsun. Neden olmasın yani? Şöyle aralarında birazcık flört. Ondan sonra Charles amca bunları <laughs> evlendirmek falan istesin. <laughs> evet. Olur bence. Şimdi Çağrı amca da geldi ve e, Sofi'ye başından geçenleri bir bir bunları anlatıyor. İşte diyor ki çocuğumu diyor babası evine alıyordu ama derken işte e, ve çocuğu dövmüş. Tabii ben bunu duyunca diyor çileden çıktım diyor gittim paraladım kızım falan. Ondan sonra e, Çağrı ki kızım bak genç kızsın neden kendine hiç bakmıyorsun ya? Senin artık tarzını değiştirme zamanımız geldi. Eee Henry sen diyor Sophie'yi al bizim dükkana git. Ne istiyorsa şöyle üstüne başına güzel bir şeyler al senin zevkine güveniyorum diyor. Ve şimdi ile birlikte gidiyoruz e, Charlie amcanın dükkanına. Yani Sophie zaten orada çalışıyordu biliyorsunuz ki. Ama e, şimdi artık oradan giyinecek. Çünkü e, dedi ki hani her şey benden istediğini al ama çok güzel olup Buraya gelmeni bekliyorum senden dedi. Yani arkadaşlar anlayacağınız artık Sofi için bir glow up zamanı. Şu kızcağızımız bir güzelleşmesin mi, bir değişmesin mi ya? Ya şu kızcağızımızın böyle gözünün altındaki şu morlukları artık bir kurtulmayalım mı? Evet, işte ilk kıyafetimizi üstümüze giydik. Şunu bile giydi. Yani böyle bir havası, bir aurası değişti bence. Şöyle buradaki bütün kıyafetleri denemek istiyorum. Aa, yok. Bu çok olmadı ya. Yani kızımız birazcık kül aldı ya. Bu olmadı. Ha. Evet. Şimdi başka bir elbise denesin. Şuradan. O da yukarıdaki Chiyoka. Evet. Bu da güzel oldu. Ama şimdi ben onu kendim değiştireceğim tabii ki. Şöyle bir kabine girmiş ve... Tata, ta! inanılır gibi değil gerçekten. E sadece şey yani saç, makyaj ve kıyafet hani yüzünde de gözaltı morluklarını kaldırmak zorundaydım tabii ki. <laughs> bu tarz bir değişik yaptım. E günlük kıyafet, formal kıyafet ve şu spor kıyafeti. E bu pijaması zaten bunun çok da bir şey yoktu. E bu parti kıyafeti. Ondan sonra bu mayo ee, ondan sonra bu yazlık kıyafeti ve bir tane de kışlık kıyafetimiz var. Dur şu şey bi' şurada. Bu da kışlık kıyafetimiz olmak üzere. Kızımızı şöyle bir değiştirdik. Artık bir kendine geldi. Ee, Niko, Niko sen çok pişman olacaksın. Şu kız için, şu kız için sen... Ee, yani, neler kaybettin bilemezsin. İşte artık kızımız böyle. Şimdi Henry birazcık şey yapsın. Desin ki o bebeğim. Sonra neler olmuş böyle. Harika görünüyorsun. Yani işte diyor ki senin sayende. Hani sen seçtin zaten. Benim diyor bu hale gelmeme sen ve Charlie amca sebep oldunuz. Çok teşekkür ederim diyor. Diyor ki Ay canına. Resmen diyor kalbimden vurdun beni. <laughs> evet. Yani aralarında da artık hem küçük bir arkadaşlık var hem de küçük bir e, flirt durumu falan var. Çünkü Charlie böyle birazcık şey Charlie diyorum Henry birazcık uçuri bir tip. E, ve şeyden de etkilendi yani Sofya'nın bu hayata karşı duruşundan falan etkilendi ki şu andaki dış görünüşünden de etkilenmemek mümkün değil. O da tabii ki üstüne şey, tuzu biberi oldu. Yok, teşekkür <laughs> ederim Henry. Yani yanıma gelip bana destek olduğun için. Demek tatlım. Yani ne zaman bir şey ihtiyacın olursa bana ulaşabilirsin. <laughs> Çok teşekkür ederim Henry. Gerçekten dedi. Ay hadi gidelim Charlie amcanın yanına. Sonrasında da benim eve gitmem gerekiyor. Walter işten gelmiş dedi. Eşim Charlie amcanın yanına gelelim ve şey diyelim kendimizi bir gösterelim. Ee, ona ne desek ki Aslında burada ne diyeceğimi Çok da bir <laughs> önemi yok Yani böyle benzer bir şey Sarılsın mesela desin teşekkür ederim Çarlı amca ee, Çünkü ben Hikayeye daha çok böyle odaklıyım Burada ne dediği çok doğumlu değil Çünkü benim istediğim şeyi söylemiyor. Bazen ona en yakın şeyleri Bulmaya çalışıyorum Bazen de işte sıfırlarında iletişim olsun Diye bir şeyleri tıklıyorum dedi ki wow Sofia harika görünüyorsun yani seni tanımasam seni oraya ben göndermesem gerçekten sen olduğuna inanamazdım falan diyor. Ondan sonra harika görünmüşsün diyor. Dedi ki teşekkür ederim Charlie amca senin ve e, Henry'nin sayesinde böyle oldu. Gerçekten hayatıma sihir gibi dokunuyorsun.'' falan desin. Ama gitmeden de şöyle bir Charlie yemek yap. E, bu sefer şey yapalım. Ee, yani çoklu yemek yapalım. Çünkü şey de burada. Henry de burada. Şöyle güzel bir akşam yemeği falan yeriz. Karnı acıkmış. Uykusu falan da varmış. Neyse yemeğini falan dedikten sonra artık eve gideriz zaten. Çok yorgunsun farkındayım ee, Sofya'cığım. Ama şöyle bir yemeğimizi yapalım. Herkes böyle hep birlikte otur yer. Bir de şey yaparsın hani böyle bir durum güncellemesi yaparsınız, nasıl oldu, nasıl seçtiniz falan gibisinden. Şöyle masada da bir sohbet ederler. Evet, çok mutlu oldu kızımız ya. Bir de fıstık gibi oldu. Ha. Sanki yıllar ondan hiçbir şey götürmemişçesine. <laughs> evet. Ve yemeğimiz hazır. Yalnız kendini aldım. Bu kadar bencil olmasaydın Sofya bir çağırsaydın milleti hani. Gelin yemek hazır hadi hep birlikte yiyelim falan diye. Aldı tabağını gitti. Bu kızı nezaketle de ben öğreteceğim. <laughs> evet. Neyse artık herkes kendisi mi alacak? Ee, şey çağırsın. Hadi o da gitsin kendisi alsın madde. Ha çağırdı tamam. E, Çağrı dedi hadi dedi gelsin gelsin herkes yesin yemeğini. Şöyle oturalım bakalım da bir sohbet edelim. Ne yaptınız bakalım nasıl? karar verdiniz neler seçtiniz. Başka parçalar da seçseydin kızım da desin ona. Bu arada ellerine sağlık Sofya harika yemekler yapmışsın. Aa, ne oldu? Bir otursaydınız. Hadi bakalım yemekleri falan nereye gidiyorsunuz? Baş başa mı yiyeceksiniz yoksa? Aa. Ayakta yiyor. Şey nerede? Henry. Henry sen nerede yiyorsun? Henry de burada yiyor. Allah Allah ya. Bak şimdi. Utandınız mı siz? Arkadaşlar ben bu çifti birazcık yakıştırıyorum ya. Bunları bir baş göz etsek mi şöyle? Ha çarlamcı şeyinde, e, öncülüğünde. E, bir baş göz etsek mi diye düşünmelim değil. Yani çünkü dediğim gibi Henry biraz uçurayı bitip Parayı tutmayan, böyle har vurup harman savuran çılgın bir tip. Ve çarlamcı şey düşünsün yani benim bu torunu ancak bu kız yola getirir. Ama çocuklu çocuklu olması ister mi istemez mi bilemem. O yüzden Charlie amcacığım sana çok iş düşüyor. Bu çifti sürekli bir araya getirmemiz gerekecek. Hadi bakalım çöp çatanlıkta senin işin artık. Evet yalnız ya. Very flirty hissediyor. Bunlar biraz ateşte bulut gibi baksanıza yan yana geldiğinde hemen bağlıyı bağlayıveriyorlar. Bakın ya bilmiyorum yakıştırdım. Tatlı oldular. Hoştu çocuk. Neden olmasın? Şey de değil böyle hani açık açık yavşamıyordu hani kıza. Şu, tatlı tatlı hani. Arada bir bir flört az yaklaşımlar falan. Güzel oldu tatlı oldu. E, artık Sofi'cim eve gitsin. Bakalım Walter senin bu halini görünce ne tepki verecek? Bence bu çok şaşıracak. Eve annesi başka gitti, başka geldi falan. <laughs> annesi olduğuna inanamayabilir çünkü çocuk doğduğundan beri annesini böyle çok paspal bir şekilde gördü. Yani hani genç kızlık hallerini de hatırlamıyor dolayısıyla. Ya da yeni evlendiği zamanlardaki olan annesini bilmiyor. Yani çünkü o bu eski evde doğdu ve annesinin de o halini falan gördüğü için şimdi çok şaşıracak. Evet. Hadi bakalım. Vay canına. Anne sana ne olmuş böyle? Harika görünüyorsun. Ne gibi değil. Bu, bu ne değişim falan. Aa birazcık e, terledim ama yani Charlie amcam bana böyle bir güzellik yaptı ve e, bana bir sürü yeni kıyafet hediye etti. Şöyle biraz saç makyaj, bakım falan. Beni bu hali çarla amcan ve Henry amcan sebep oldu ve çok mutluyum falan dedi. Ve şeyde şok. Walter'da şok. Walter sen de şunları bir yıka. Suyumuz bitmiş yıkayamayacak çocuk. O zaman Walter. Annem bugün çok yoruldu. Sen git ve şey yap. Bitkilerimiz olmuş mu diye de şöyle bir yandan bakıyorum ama. Yok be daha olmamışlar üstlerine bir su akıyordu. Herhalde yağmurun etkisi falandır diye düşünüyorum. Ha ilk gelmiş ondan da olabilir. Walter'ı su almaya gönderiyorum. Artık bazı şeylerin sorumluluğunu almayı bilsin. Evet. Başı döndü falan. Yoruldu çocuk. <laughs> Bayağı yol gitti. Yapacak bir şey yok Walter'cum. Annene birazcık yardımcı olman gerekiyor. Artık eve gidebilirsin. <laughs> Al kızcağızımız He, su bittiği için sen banyo yapamadın. Neyse gel hadi bir yıkan hem uyku'm var hem de yıkanman gerekiyor sen burada uyursun Uyuyarak da nasıl yıkanacaksın onu da ben bilmiyorum Neyse Ve evet artık resmi olarak yılbaşı geldi neymiş ee, Plank daymış plank day falan istemiyorum ne gerek var e, Sofya git birazcık uyu iş başlayana kadar ondan sonra uyanırsın ve işe gidersin de e, bu da burada oynuyor evet aferin çocuğum sen ödevlerini yaptın mı ödevlerini yaptın mı sen bakayım çocuğum Bu burada okuluna daha var hadi o da oynasın bakalım Evet kızcağızımız. Bakar mısınız ya? Melek gibi oldu. Melek gibi uyuyor. Gerçekten artık eski Sofiye, hak ettiği Sofiye döndü bence. Çok mutlu oldu. Ee, evet, birazcık iş gelene kadar uyusun. Telefon çalıyor, hayırdır inşallah. <laughs> Ay inanmıyorum. Ama bu kadar çabuk beklemiyordum. Ya zaten şurada kontrol ettiğimiz simler arasında da var. Charlie amca öldü arkadaşlar. Daha Charlie ile ilgili planlarım vardı. Ay keşke azıcık hile yapsaydım şu amcanın ömrünü uzatmak için. Sanki içine doğmuşçasına şu kızcağızımıza bir yardım eli uzattı ve şu e, şöyle üstünü başına bir değişim yaptı. Yani bildiğin sihirli ile dokunmuş gibi yaptı. Ve bunun ertesi günü amca öldü. Gerçekten çok ilginç. Bu arada çileklerimiz çıkmış. Evet ilkbahar meyvesi olan çileklerimiz çıkmış. Ee, şimdi onları toplasak mı? Ee, köye mi gitsek? Neyse şunları önce bir toparlayalım. Sonra da e, gidelim Charlie amcanın evine. Acaba şey mi ya? Mezar taşı nerededir ki? Yani bahçede midir? Ay orası da çok büyük. Bulabilecek miyim? Asla emin değilim. Neyse onları da toplayalım ve sonrasında da gidelim. Ay şu anda çok üzgünüm ya. Çarlamcıyı kullanarak daha çöp çatan Çarlamcı öbür taraftan bizi arıyor şu an. Saçmalama lütfen Charlie amca bir kendine gel. Öbür taraftan arayan Charlie amca bize diyor ki sesini duymak çok güzel Sofya. E ee, bu Pancakes'la arkadaş olarak biraz daha yakından tanımak tanımalı mıyım? Onlar iyi bir şirkete benziyor. Amca sen gittin hani Tahtalı köy falan ondan sonra neyse bence gitmelisin diyelim nasıl mümkün olacaksa bilemiyoruz ama artık ile muhatap olacaklar neyse ilginç bir konuşmanın arkasından artık köye gidelim çilekleri falan bırakalım şimdi de ee, gidelim gelince toplarız Acelesi var canım hatta şey dalalım alalım dalalım de alalım. Ee, ve köye gidiyoruz çünkü Henry çok üzgün ee, büyük babasını kaybettiği için onu birazcık teselli edelim ee, hani bazen kötü olaylar iyi olayların da peşinden getirir bu arada düşündüğüm gibi şey bulamıyorum ee, yani içeriye de giremeyeceğim için şey yok ee, Charlie amcanın mezarı <laughs> tabii ki bulamadık hani gidip şöyle başında ağlayalım edelim yok bu arada hayvanlar olduğu gibi duruyor. Bunları satsak mı ne yapsak çok emin olamadım. Bakayım tavuklar da aynı şekilde duruyorlar. Ee, yani ilginç olacak. Ama Charlie amca giderken şöyle etrafa birazcık bakayım. Şöyle belki arka bahçede falan bir yerlerde ölmüştür ama sanıyorum ki evde ölmüş. Çünkü ben hiçbir yere öyle baksam görebilecek miyim? Hayır göremiyorum. Hiçbir yerde çünkü mezar taşını bulamadım. Bu arada Charlie ölüyor ve e, ölmeden önce mirasının bir kısmından e, Sofya miras bırakıyor. Ve bu hayvanları da e, Sofya bırakıyor. Yani istersen sat, istersen kendine al şeklinde e, bir vasiyet bırakıyor. Şimdi bak baktım ama yani hiçbir yerde şey göremedim. Mezarını göremedim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ee, burada Henry ile birlikte sohbet ediyorlar ve Henry e, bu üzgün haberin üzerine Sofia bu güzel haberi veriyor. Fakat Charles amcanın Sofia'ya kaç sembolim bıraktığını bir sonraki bölümde göreceğiz. Hadi birazcık sizin ayakta bırakayım. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.